Cenab-ı Allah göklerin ve yerin yaratılışından beri Allah katında ayların sayısının 12 olduğunu beyan ediyor. İnne addete şuhuri indallahi 12 şehran diye başlayan ayeti kerimede göklerin ve yerin yaratılışından beri Allah katında ayların sayısı 12'dir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu zaman dilimine 12 aylık bir taksim yapmış. Bir yılı 12'ye bölmüş. Bu 12 ayın içerisinde de Cenab-ı Allah minha erbaatul hurum dört tane haram ay vardır buyuruyor. Bu haram aylar hürmete şayan olan, saygı gösterilmesi lazım gelen, ihtiram edilmesi gereken aylar. Bu aylara İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında ilk günden bu yana saygı gösteriyle gelmiş. Bunlardan üç tanesi peş peşe Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir tanesi de tek başına Recep ayı gelmektedir. Dört tane haram ay bulunmakta. Tek kaldığı için de Recep ayına Recepül Fert demişler. Bu Ayların e, saygıya şayan, hürmete şayan aylar olduğunu ifade ettik. Evet. Bu saygının, hürmetin bir parçası olarak bu aylarda savaş, kavga, gürültü vesaire yapılmazmış. Bugün içinde e, bu aylar e, emniyetin, güvenin, selametin, sükunetin, egemen olduğu aylar olması lazım gelir. Özellikle de Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayını düşündüğümüz zaman bu ayların Kabe-i Muazzama'ya haç maksadıyla giden hacıların gidiş ve dönüş mevsimini oluşturduğu ve bu yüzden de hac güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etmemiz gerekir. Hacca gidenler kafileler halinde gidiyorlar ve bu kafilelerin yolda herhangi bir saldırıya, herhangi bir taarruza maruz kalmaması, uğramaması yol selameti, güvenliği açısından bu zaman diliminin haram aylar içerisinde olması ayrı bir ehemmiyet arz etmiş. Yine aynı şekilde Zilhicce ayında Hac'ını yapıp bitiren kimseler Muharrem ayında güvenle yerlerine, yurtlarına dönebilmişler. Tekim tarih içerisine baktığımız zaman Osmanlı özellikle 17. yüzyıldan sonra hac kafilelerini bedevilerden korumak için büyük çabalar sarf etmiş. Biliyorsunuz İstanbul'dan efendim Balkanlardan, Orta Asya'dan kafileler halinde insanlar yola çıkıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine-i Münevvere'sine oradan Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorlar veya ilk önce Mekke-i Mükerreme'ye oradan da Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Özellikle de Bedevi Arapların yaşadığı bölgelerden geçilirken, bu kafilelere, haç gruplarına zaman zaman saldırıların olduğu tarihte kaydediliyor. Arap cahilleri döneminden beri oysa bu aylar savaşın, saldırının, yol kesmenin yasak olduğu aylar. Ama zaman içerisinde Allah korkusu azalan, bu tür adet ve geleneklerden uzaklaşan kimseler hiç bu ayların hürmetine, saygınlığına bakmaksızın bu tür saldırıları yapa gelmişler. Şunun için ifade ediyoruz ki bu ayların haram aylar olması önemli. Evet. Bunun haricinde Ramazan-ı Şerif ayı yine Müslümanlar için çok kutsal olan oruçla geçirdiğimiz çok önemli bir mevsim ay. Bunun dışında yine içinde bulunduğumuz bu mübarek Rebi'ül Evvel ayı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Fahri Kainat Efendimizin dünyaya teşriflerini barındıran zaman dilimi olduğu için önemli. Rebi'ül Evvel ayının evet. 12. gecesi bir hafta sonra bir, inşallah pazartesi Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet. dünya alemini teşrif etmiş. Binaenaleyh bu zaman dilimi de Müslümanlar için çok önemli bir zaman dilimi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı bu vesileyle anmak, ona bol bol salatu selam getirmek, ne kadar onu temsil eden bir ümmet olduğumuzu düşünmek bu ayda bu günlerde yapılacak en önemli fikri ve zikri eylemlerimizin başında gelen hususlardan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti üzerine birçok hakkı var. Biz onun ümmeti olarak Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerinin bizim üzerimizdeki en büyük nimetlerinden bir tanesi bizi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet yapmış olmasıdır. Hiçbir bedel ödemedik. Hiçbir karşılık bizden beklenmedi. Tamamen karşılıksız, meccanen, bila bedel, fahri kainat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olduk. Ona ümmet olmak çok muazzam bir hadise. Aynı derecede de sorumluluk taşıyan bir hadise. Çünkü her peygamber kendi ümmetine şahitlik yapmak üzere bekletilir, tutulurken ümmeti Muhammed bütün peygamberlerin peygamberlikle müşerref oldukları vazifelendikleri toplumlara karşı da bir şahit olarak tutulmaktadır. Binaenaleyh ümmeti Muhammed'den olmak yeryüzünün gidişatından sorumlu olmak demek. Yeryüzünün en ücra köşesinde bulunan hidayete muhtaç olan herkesin sorumluluğunu üstümüzde hissetmemiz anlamına geliyor. Çünkü eskiden peygamberler geliyorlardı. Bir köye, bir kavme, bir mahalleye, bir şehir halkına hitap ediyorlardı. Yunus Aleyhisselam Ninova ahalisinin peygamberiydi. Onun bir başka bölgeyle ilgili vazifesi yoktu. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi peygamberlerin sonuncusu, bütün yaradılmışların en şereflisi olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün insanlığa gelmiş. Sadece kendi döneminde yeryüzünde bulunanlara değil, kendi döneminden sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa gelmiş bir peygamber. Binaenaleyh o bu fani alemden Mevla Teala Hazretlerinin katına alınıp götürüldüğüne bu dünya hayatından göç ettirildiğine göre onun vazifesini yerine getirecek olan onun ümmetidir. Dolayısıyla bu ümmetin her bir ferdi teker teker Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın misyonunu vazifesini üstlenmiş durumdadır. Efendim ben yeterli donanıma sahip değilim. Yeterli bilgi ve birikimim yok. Ben bu vazifeyi üstlenemem. O zaman yapman gereken ilk iş o bilgi ve beceriye sahip olmak, o vazifeyi üstlenebilecek bütün donanım ve tekniklerle mücehhez hale gelmektir. Binaenaleyh biz sadece kendimiz dini yaşamakla mükellef olmadığımız bütün insanlığın Müslüman olması için gayret göstermek zorunda olduğumuz için bireysel bir hayat kurgulayamayız. Biz toplumsal varlıklarız ve bütün toplumun gidişatından sorumlu olarak etrafımızı kendimizden başlayarak iyi ve güzel hale getirebilmenin endişesini taşımak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh yıl 12 ay. Gökler ve yerler yaratıldığından beri Allah katında yıl 12 ay. Bu 12 ayın 4 tanesi Allah'ın haram kıldığı, saygı gösterilmesini emrettiği ay. Bunlardan bir tanesi Ramazan ayı, Kur'an'ın indiği, Müslümanların oruç tuttuğu, şeytanların bağlandığı, çok özel ayrıcalıkların söz konusu olduğu bir ay bir diğeri içinde bulunduğumuz Rebi'ül Evvel ayı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettikleri ay bu ayı da Efendimiz aleyhisselatu vesselamın ümmetinden olmanın şuuruyla bilinciyle onun tebliğini dünyaya ulaştırmak için neler yapmamız gerektiğini oturup konuşmamız, düşünmemiz, tartışmamız gereken önemli bir ay olarak algılıyorum Basri Hocam. Evet hocam. Yani bu ay Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın bedelini ödemek için ne yapmamız lazım geldiğini oturup konuşmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalıştaylar yapmamız gerekiyor. Konferanslar, seminerler tertip etmemiz gerekiyor. Hani Uhud Savaşı'nda acı bir tablo vardır. Evet. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefat ettiği haberi bir an için yayılır. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendilerini kaybederler. Oturup ağlayanlar, kendini bir köşeye atanlar olur. Evet. Derken onların içerisinde bir bahadır bir pehlivan kalkar çıkar ve şöyle seslenir. Ey Muhammed ümmeti! Muhammed öldüyse onun getirdiği dava uğruna çalışıp ölmek bundan sonra bize düşer. Kalkın ve o ne için bir hayat mücadelesi verdi ise siz de aynı hayat mücadelesini vererek bu dava için elinizden geleni yapınız. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya geliş maksadı neyse, dünyada bulunan her bir ümmetinin ferdi de aynı maksadı gerçekleştirmek üzere çaba sarf etmeli, gayret göstermelidir. Bunun da en başında bol bol o gözlerimizin nuru, gönüllerimizin ilacı, başımızın tacı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam çokça getirmekten geçiyor. Çoluk çocuk, eşimizde, ailemizde, arkadaşlarımızla, tanıdıklarımızla her vesileyle Efendimiz aleyhissalatu vesselamı anmalı, ona salatu selam getirmeli. Binaenaleyh kendi ihtiyacımız varsa kendi ihtiyacımızın karşılanmasına dua edeceğimiz yere Peygamber Efendimiz'e salatu selam okuyalım. Çünkü salatu selam Efendimiz aleyhissalatu vesselama duadır. Ona yapılan dualar boşa gitmez. O da kendisine verilen hediyelere hayatında misliyle mukabele ettiği gibi ölümünden vefatından sonra da kendisine gönderilen salatü selamlara kendisine yapılan dualara misliyle mukabele eder. Dolayısıyla sen başın ağrıyor ya Rabbi şifa ver diye dua ediyorsun. Bir dua ile en nihayetinde bu talebini yerine getiriyorsun. Efendimiz Aleyhissalatu vesselama salatü selam okursan onun reddedilmez duasını kazanmak gibi büyük bir bahtiyarlık söz konusu. Bu kazanç mevsimini, bu karlı, fırsatlı günleri iyi değerlendirelim. Önce kendime bu nasihatları yapmak istiyorum. Sonra da pek muhterem Erkam Radyomuzun dinleyenlerine canı gönülden bu nasihatleri iletmek istiyorum günleri Hz Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme bol bol Salatü selam'la geçirelim okuyalım salatü selamların okunmasına da vesile olmaya gayret edelim